Merhaba oyun severler. Haftalık GTA ve oyun fırsatları videomuzda karşınızdayız. Aynı zamanda arkadaşlar e, ayında ilk haftalık fırsat videosu. O yüzden de e, değişen Prime oyunları var. E, Game Pass oyunları var. Ama ne yazık ki bu ay çok da böyle heveslendirmedi. Çok coşkulu olamadık. GTA'da yeni bir motor gelmiş. Onun dışında da güzel şeyler var. Bakacağız GTA'nın şeylerine detaylı olarak. Ama önce gelin bir Game Pass'ten başlayalım. Aslında Game Pass'e yeni gelen oyunlar fena değil ama konsolunuz varsa arkadaşlar şu oyun ve şu oyun konsola gelmiş durumda. PC oyuncuları için Ark'ın e, genişletme hali de var. Yani hani ee, daha kapsamlı bir sürümü gelmiş Game Pass'e Daha önceden Game Pass'te vardı çünkü Ark Ama ek paketleri yoktu Onlar da gelmiş ee, Yani hani çok böyle insanı heyecanlandıran oyunlar yok Ama geçtiğimiz hafta Hitman falan geldiği için e, Yani içerik bol arkadaşlar Hani üniversiteli arkadaşlarımızın e, tatili gelmiş olabilir Bir ay alıp yardırıp oyunları devam edebilirler Böyle de bir durum var ama yeni gelenler çok şey değil ya da yeni gelecek olanlar diyelim Şubat ayında Prime Gaming'de de çok böyle müthiş bir oyun gelmemiş Stellaris oyunu bedava veriliyor GOG üzerinden arkadaşlar burada gördüğümüz ama Prime Gaming zaten hiçbir şey vermese bile LOL şeyi ben bu aralar fazla LOL oynadım arkadaşlar RP fiyatlarına da baktım. 650 RP yaklaşık 30 lira falan ediyor. Yani 8 liraya 30 liralık içerik alıyor gibiyiz ki başka şeyler de veriyor. Yani öyle olunca Prime zaten kafadan ben aldığım bir şey. Filmi, milmi de bir şeyler izledim geçenlerde. Ee, yani hani gidiyor gideri var ama içerik olarak da zaten e, fena değil. Ama bu ay böyle oyunları çok yardırmadı. Geçen ay tabii Star Wars falan gelince insanlar çıldırmıştı. Bu ay öyle değil. Siteyi biraz güncellemişler arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Mesela yakında sonuna erecek öğeleri koymuşlar. Mesela Aftermath oyunu arkadaşlar World War Z kalkacakmış. Geçen ayın oyunuydu. Sana haber veriyor. Al unutmadan diye. Yine burada mesela benim oynamadığım oyunlar olduğu için almadım ama yazıyor abi 4 Şubat'ta inecek, 8 Şubat'ta inecek falan diye. Ee, o yüzden hani e, kaçırmamak adına da e, güzel olmuş buraya koymaları. Yine arkadaşlar oyun içi içerikler de burada gözüküyor ve aşağı iyice kaydırınca da bedava oyunlar geliyor. Ee, diğer bedava oyunlar arkadaşlar Prime Gaming üzerinden kullanılan oyunlar olarak gelmiş. Epic Games'te de arkadaşlar e, 130 liralık kupon var. Geçtiğimiz hafta da bunu duyurmuştuk. Onun haricinde bu haftanın bedava oyununu geçtiğimiz aylarda vermişler zaten e, kaçırdıysanız alabilirsiniz. E, çocuklu izleyicilerimiz için de çocuklarıyla güzelce oynanabilir. Hani Nintendo oyunlarına benziyor biliyorsunuz Nintendo hem pahalı hem de oyunları pahalı. O yüzden hani bu tarz bir şey eksikliği çekiliyorsa gideri var kaçırdıysanız da tekrar alabilirsiniz ama eskiden verilmiş bir oyun arkadaşlar. O üzdü. Bir de mesela bu gelecek haftaki oyunda hani çizimleri falan ilgimi çekti de çok potansiyelli bir şey değil gibi duruyor haftaya bakarız ona. Kuponla ilgili ufak bir duyuru yapayım arkadaşlar. Nasıl alındığını geçen hafta göstermiştim burada basıyorsunuz. iki tane tike basıyorsunuz hesabınızda tam tanımlanıyor. Kupon hakkında geçen hafta tek bir oyunda kullanabiliyorsunuz demiştim. Daha doğrusu arkadaşlar tek bir kupon hakkınız var ama 200 lirayı geçen oyunlardan oluşan bir sepetiniz varsa orada geçerli oluyor. Yani ee, bakın DLC'ler gene geçerli değil ama 200 lirayı geçen atıyorum 3 oyunla geçtiniz 200 lirayı geçerli oluyor. Tek oyundan kastım bir kuponunuz vardı. Onu yanlış anlayanlar oluyor. Zaten yanlış anlaşılmaya da müsait. Hani benim hatam. Kusura bakmayın ee, bir tane kuponunuz var ama 200 lirayı geçen bir sepet yapabiliyorsunuz. Ben hala kullanmadım kuponu çünkü e, DLC'leri almak istiyordum. Ee, Epic çok fazla oyunun e, şeyini veriyor, bedava oyun veriyor ama DLC'leri olmuyor. Ben o DLC'leri alayım, 200 lirayı geçeyim ve e, DLC'lerden de indirim sağlamış sağlayayım diyordum. Onu yapmamışlar böyle game of the year ultimate edition falan almanız lazım ama onda da bu yeni ay indiriminde ultimate editionlarda çok indirim yok arkadaşlar yani böyle de bir üzücü tarafı var hani normal standart hallerini daha fazla indirmişler ee, yani bilmiyorum hani siz neler yazdınız belki siz bana fikir verirsiniz ama ben 130 liralık bu kuponu neyde harcasam pek bilemedim bazı arkadaşlarımız Dying Light 2'nin çıkışını bekliyor o zaman bu kupon burada işe yarayacağını düşünüyorlar ben bilemiyorum açıkçası işe yarar mı yaramaz mı ama God of War'da yarıyor mesela God of War fena değil ben de bunu almayı düşünüyorum en azından 210 liraya uzun sürede düşmeyeceği garanti bir şey çünkü... Mesela böyle 16 liralık, 20 liralık bir sürü oyunu arkadaşlar bir araya toplayıp alırsanız, atıyorum 10 tane oyun aldık. E bunlar bedava verildiği zaman e, boşa gitmiş oluyor, boş yere almış oluyoruz ve Epic'te de hani 15-20 liraya düşen oyunların arada bedava verilme ihtimalleri de yok değil. O yüzden biraz daha büyük oyunları hani almayı düşünüyorum. Gerçi Beyond falan da varmış, 35 lira fena değil. Ee, hani bakıyorum Days Gone dikkatimi çekti. Bunun üstüne işte az önceki Beyond gibi bir oyunu ekleyip 200 lirayı geçip 70 lira civarına alabilirim. Ama hani e, fikirleri açığım. E, ama şey almayı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Yani küçük bir sürü oyun almayı düşünmüyorum ben kısacası. E, siz neler aldınız veya almayı düşünüyorsunuz yazabilirsiniz bu kuponla. Şimdi gelelim GTA'daki bu haftaki olaylara. Arkadaşlar yeni bir motor gelmiş. Öncelikle zaten çok konuşuyoruz metavers durumlarını falan. E Gerçek hayatta motor sürmek hem tehlikeli hem de böyle motorlarda hiç ucuz değil. Arabalardan pahalı motorlar var. E, ve dediğim gibi gerçekten tehlikeli yani çok hızlı gidebiliyorlar falan. O yüzden hani GTA'da ciddi bir motorcu kitlesi var. Yani bunlar bir araya toplanmayabiliyor ama garajları bayan motor dolu oluyor ve motor sürüyorlar. Heveslerini alıyorlar. o yüzden hani yeni motorların bence gelmesi gerekiyor sık sık. Yani ben gene almayacağım bu motoru muhtemelen. Öyle dertlerim yok ama birçok insan seviyor GTA'nın içerisinde motorlarını kullanıyorlar, sergiliyorlar. Bu da güzel bir ekleme olmuş. Zaten geçtiğimiz günlerde de bir motor daha gelmişti. Fevkalade hoş gözüküyor motorumuz ama <laughs> muhtemelen çok pahalı. Neyse arkadaşlar biraz da kazancımızı arttırabilecek şeyler de eklemişler. Hemen onlara da bir bakalım arkadaşlar. Legendary Motorsport'a gelmiş bu motor. Zaten oraya geldiyse pahalı oluyor. Pursuit serisi 2 kat karmit reputasyonu veriyormuş arkadaşlar. Karmit reputasyonu kasıyorsanız da kullanabilirsiniz. de aldığınız kıyafetler, karmit'te satılan kıyafetler de daha fazla kazanmanızı sağlıyor diyorlar. Emin değilim ondan deneyebilirsiniz. Ee, Robbery kontraklarda 2x var. Arkadaşlar bence bu çok iyi haber. Çünkü orada yüksek getirili Görevler var ve yani 2x olduğu zaman 500k-600k'ları bulan görevler olacaktır. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani Kayoperiko'dan birazcık soluklanmak isteyenler için güzel olur. Hem de görevleri de denemiş olursunuz. Photoshop zaten bu hafta hem indirimde hem eklentileri indirimde. Hem de kazançları iki kat arkadaşlar sadece o görevler değil mesela arabaları götürüyoruz ya tahtada yazanları limana onlar da iki kat para veriyor süper bir şey aynı zamanda da otoshop client görevleri yani <laughs> mesela araba geliyor modifiye edip gönderiyoruz ya onlar da iki kat ödüyormuş arkadaşlar o yüzden Harika bir hafta shop tarafı için ki bence shop görevleri de çok eğlenceli yani oyuna yeni bir soluk getiren görevlerden. Her oynayana da böyle bir tişört veriyorlarmış. O çok önemli değil. 2x GTA parası ve RP sumo görevi geri geliyormuş. remix değil arkadaşlar bu klasik sumo yayında oynarız zaten birazdan biz de bunları. Ee, ...mesela diğer Vespucci Job falan da gelmiş arkadaşlar eğlenceli görevler bunlar... Ee, ...güzel yani hani bunların böyle olması hoş oldu ayrıca Transform yarışlarında da 2x varmış... ...Transform yarışı da bu akşamki yayında yaparız muhtemelen bu videoyu e, attıktan sonra hemen başlatmış olurum arkadaşlar... Carmit'teki Prize Ride arkadaşlar benim çok sevdiğim modifiye videosu da olan S2 aracı çok güzel yarış arabasına dönüştürülüyor. Ben de onu dönüştürdüm. Araç modifiye kısmından e, kanalın veya yukarıya da linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel bir araç. Bedava kazanabiliyorsunuz Pursuit Race'lerde arka arkaya 3 gün içinde birinci olmanız gerekiyor. Çok zor değil. Arka arkaya olduğu için sinir bozucu. Ama en azından sadece 3 gün yapılabilir. Bence tavsiye ederim. Yani araç yoksa yapabilirsiniz. Hatta araç varsa bile yapıp eskisini satıp parasını da cebe indirebiliyorsunuz. Ama e, iyi bir araç. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle modifiyesi çok güzel. Yani hani e, RSR falan yapılabiliyor. Ben beğendim yani. Gayet iyi bir ödül. Birinci olmanın da. ...taktiğini vereyim arkadaşlar. Bir köfte kalkan diyeyim şurada. Artık nasıl yapacağınızı... ...birbirinize sorup öğrenirsiniz. Ee, Vectre, Astron... ...ve Wagner de... ...buraya gelmiş. Farklı arabaları da buraya getirmeye başlamışlar. Güzel. Wagner'i ben severim zaten. Kendimde var. Tavsiye de ederim. Ee, bu çok hoşuma gitti. Bunu görünce... ...vay anasını dedim. Çark'tan bu çıkıyor. Ben zaten satın aldım bunu. Çok sevdiğim bir araba. Hani... Eski GTA'larda da, Vice City'de falan da vardı bu. Cantıydı, şuydu, buydu derken efsane araba arkadaşlar. Ee, yani hani yarışta kazandırır mı? Zor. Ama güzel mi? Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bir e, çevirebilirsiniz arkadaşlar. İndirimlerde de güzel indirimlerimiz var arkadaşlar. Otoshop'ta falan e, indirimler var. Modifikasyon, upgrade'lerde de var. Hani içini doldurmadıysanız... E, %30 indirimden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar e, bakalım neler var başka EMP launcher önemli arkadaşlar %25 indirimli olarak alabiliyormuşsunuz agency e, mekanından agencyye sahip değilseniz arkadaşınızınkinden de satın alabiliyormuşsunuz galiba. Ee, eğer o bug düzeltilmediyse ya da bug da olmayabilir hani normal bir şeydir belki arkadaşınızın alma Özelliği vardır ee, Bakalım nelerimiz varmış Gauntlet classic custom bununla modifiyesi var arkadaşlar ee, Bu Gauntlet classic alıp Modifiye ettiğiniz takdirde arkadaşlar e, Krala benzetebiliyorsunuz kars filmindeki mavi falan deseni var ee, onun da videosunu çekmiştim oradan da bakabiliyorsunuz. Ee, bu araç güzel, ee, Most Wanted yapılabiliyordu ama liverisi artık satılmıyormuş. Vectra bu da güzel arkadaşlar. Ee, hatta bence Tuner yarışları için en iyi araç bu. Benim fikrim yani sizi bilemeyeceğim. Ee, Astron'u fazla bilmiyorum ama indirimdeymiş. Wagner fena değil ama hani daha iyi arabalar var yani şu an Krieger falan var bunu hiç almadım belki alırım yani uçak koleksiyonuma bir tane ekleyecek olursam. Bu zaten iyi. Arkadaşlar Photoshop ve upgrade'leri indirimde. Haberiniz olsun. Eee P.O.T custom varmış. Allah Allah. Bunu da yaparız biliyorsunuz. Lowrider videosu attım dün. Devamını da yaparız. Evet tekrar döndü Prime'dan da 100K'yı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde haftalık videomuzu Tamamlamış olduk ee, yayında biz de zaten bu görevleri falan deniyor olacağız şimdi ee, kendinize çok dikkat edin her hafta biliyorsunuz böyle indirimleri fırsatları anlatıyoruz ee, yine yayınlarımız oluyor Salı günleri de podcast'imiz oluyor arkadaşlar o yüzden hani beğenip paylaşma paylaşmasanız bile abone olmak e, bana faydası oluyor ee, yani yaparsanız sevinirim hadi kendinize çok dikkat edin hoşçakalın.